Efendim, İsrail ordusundan gelen bilgiler çerçevesinde bir devam haberi bu. Daha önce biliyorsunuz İsrail'in kuzey bölgesinde Lübnan sınırına yakın noktada 65 ve 66. karayollarının birleştiği Armageddon kavşağı diye adlandırılan bölgede patlayan bir bombanın 48 veya artık 48 saati aşan bir süredir İsrail'de olağanüstü bir alarma yol açtığını ve bu alarm çerçevesinde de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Almanya'ya yapacağı ziyareti kısa keserek durum değerlendirmesi için Perşembe akşamı, yani yarın akşam tekrar ülkesine döneceğini ifade etmiştim. Benim kaygım, bombanın, bir terör faaliyeti için kullanılan bu bombanın karakteriydi. Çünkü şu ana kadar gördüğüm kadarıyla ilk defa İsrail güvenlik güçleri, Shin Bet'i, Mossad'ı, askeri istihbaratı, genelkurmayı, şusu, busu, savunma bakanı yaklaşık pazartesi sabahından beri bu bomba üzerinde çalışıyorlar. Ve bu bomba ve bombalı patlamanın üzerinden hemen sonra bir sansür uygulamasının gelmesi ve biraz önce İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya kadar da bu sansürün büyük bir kararlılıkla sürdürülmesi dikkat çekiciydi. Gerçi bu gelişmeyle ilgili sansür devam ediyor. Ve anladığım kadarıyla bombanın kimliği hakkında da tam bir bilgi sahibi olmamız şu aşamada net değil. Gerçi İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Hizbullah isimli İran örgütüne ait olduğu söylenen bombanın genelde Batı Şeria ve Gazze kaynaklı kullanılan terör örgüt olaylarında kullanılan bombadan çok farklı olduğu ifade ediliyor. Fakat o kadar. Ve hatta el yapımı bir bomba gibi de bir cümle var. Ama sonuç itibariyle bu İsrail kamuoyunu tam olarak tatmin eden bir açıklama değil. İfade edilene göre bombanın patlamasından hemen sonra yapılan operasyonlarda bombayı Lübnan'dan, yani Hizbullah örgütünün hakim olduğu Güney Lübnan'dan cuma veya cumartesi günü özel bir operasyonla İsrail topraklarına taşıyan şahsın 866 numaralı yolda bulunduğu bir arabanın içinde tespit edildiği ve o arabanın içinde bir şoförle beraber tespit edildiği, fakat İsrail güvenlik güçlerinin üzerinde intihar bombacılarının kullandığı tarzda bir bomba yüklü kemer bulmaları nedeniyle uzaktan ateşle öldürmeyi tercih ettikleri ifade ediliyor. Şoför öldürülmemiş. Fakat bazı iddialar var. Operasyon sırasında çekilen bazı görüntülerde içerideki şahsın ellerini kaldırmasına rağmen öldürüldüğü yönünde İsrail kamuoyunda yükselen bazı iddialar da bulunuyor. Tamamen bir karanlığın, bir sis perdesinin arkasına saklanmış bir durumla karşı karşıyayız. İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın yaptığı açıklama enteresan. Bütün kuzey bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşlarının hayatlarına normal devam etmelerini ve iddialar ve dedikodular hakkında fazla etkilenmemelerini istiyoruz gibi bir cümle söyledi. Esasında anladığım kadarıyla ortada bir takım iddialar ve dedikodular var. Fakat o iddia ve dedikoduları onaylayacak siyasi otorite yok. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü İsrail ordusu açıklamasında söz konusu bombanın bugüne kadar bu ülkede kullanılmış bombalardan farklı olduğunu söylenmesinin anlamı ne? Yani nasıl bir bomba hem el yapımı oluyor da hem de o güne kadar Batı Şeria veya Gazze'de kullanılan bombalardan farklı bir şey oluyor? Yani şimdi açık ve net söyleyeceğim, ben çok ciddi şüpheleniyorum kirli bir bombadan bahsettiğimize. Kirli bomba nedir? Nükleer bir bomba değildir, nükleerleştirilmiş bir bombadır. Yani patladığı zaman dar bir alana radyasyon yayma kabiliyeti olan
ve terör örgütlerinin hele hele artık nükleer araştırmaların birçok ülkeye yayılması çerçevesinde kolay ulaşabilecekleri veya yapabilecekleri bir bomba türüdür. Bu mudur o? Bilmiyorum. Eğer bu olmasaydı sıradan bir el yapımı bomba patladı diye en işlek iki tane otoyolun kesiştiği yeri 10 saat nasıl kapatırsınız? Ya bizim Ankara-İstanbul yolunu kapatmamız gibi. Böyle de bir durum var. Gerçi sansür devam ettiği için ben İsrailli meslektaşlarımı bilirim. Yani severiz sevmeyiz o ayrı bir şey ama işlerini iyi yapan insanlardır. Ama sansür devam ediyor. Yapılan açıklamanın yorumu bile yasak. O nedenle de bize gereken bilgileri aktaramadıkları yönünde kaygılarımız var. Eski savunma bakanlarından Avigdor Lieberman parti lideri, biliyorsunuz aşırı sağcı kimliğiyle tanınır. Sonunda o bir açıklama yaptı. Dedi ki, yani bu yapılan açıklamalar bizi bir yere götürmüyor ama herkes her şeyi biliyor ve herkes her şeyi konuşuyor. Ve bu konuşulanların ne olduğunu da biliyoruz. Niçin doğru düzgün bir açıklama yapılmıyor dedi Avigdor Lieberman. Ve ben de bu kadar söyleyebiliyorum dedi. Şimdi eğer benim tahmin ettiğim bir şeyse bu ve kaynağı da İran ve Hizbullah'sa ben Netanyahu'nun neden Almanya gezisini ziyaretini yarım bıraktığını tahmin edebiliyorum. Yani İsrail ordusunun büyük bir Lübnan harekatıyla karşılaşabiliriz. Onu ifade etmek istiyorum. Bu kadarla bırakacağım. Komplo teorilerinin üzerinde çalışmayacağım. Ama sonuç itibariyle yapılan açıklama beni değil, İsrail halkını da pek tatmin etmedi. Onu da söylemem lazım. Hoşça kalın.